Merhaba efendim. İçel TV'ye ve Radyo Klas'a hoş geldiniz. Mersin'de yaşanan gelişmelerle birlikteyiz. Sadece Mersin değil, Türkiye'de ve dünyada yaşanıp da ülkemizi, milletimizi, devletimizi ve Mersin'i ilgilendiren bütün konuları haber bültenlerimizde ve haber içerikli programlarımızda sizlere aktarmaya bugün de devam edeceğiz. Değerli seyirciler, Ankara'da insanlar savaş olmasın, barış olmasın, terör olmasın, kızgınlıklar olmasın, dargınlıklar olmasın, herkes insan onuru çerçevesinde, insan hak ve hürriyetleri çerçevesinde bu ülkede kardeşçe, barış içerisinde sevgiyi, dostluğu paylaşarak yaşasın diye binlerce, milyonlarca insan Ankara'da bir araya gelip barış, sevgi, dostluk, hakkaniyet, adalet diye haykıracaklardı ki bir bomba patladı ve insanların sesi kısılmaya çalışıldı. Ama sevgiyi, dostluğu, kardeşliği, barışı isteyen insanların sesi tarih boyunca hiçbir zaman kısılmadı ve bu menfur eylemde yine sevginin, barışın, kardeşliğin sesini kısamayacak. Ve Ankara'da yaşanan bu olay sonrasında bile yine Türkiye'nin dört bir tarafında ve olayın yaşandığı noktada bile yine şu anda insanlar kardeşlik, sevgi, dostluk, barış, adalet diye bağırmaya devam ediyor. Değerli seyirciler, Ankara'daki bu hain saldırı sonrasında 95 insanımız hayatını kaybetti ve yaralıların hastanedeki tedavisi hala devam etmekle birlikte 100 kişinin de durumu kritik. Ve bu durum içerisinde Mersin'den de Adana'ya, Ankara'ya giden vatandaşlarımız vardı, kardeşlerimiz vardı. Türkiye'nin dört bir tarafından Ankara'ya insanlar akın akın gitmişlerdi. Ve Mersin'den Ankara'ya giden 6 kişi de bu hain olayda hayatını kaybetti. Ankara'da Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenecek teröre hayır, kardeşliğe evet mitingine katılmak üzere Mersin'den Ankara'ya giden 27 otobüste bulunanlardan Gazi Güray, EBEP üyesi Şebnem Yurtman, Ali Deniz Uzatmaz, Elif Kanlıoğlu, Tarsus ilçesindense HDP ilçe yönetim kurulu üyesi Leyla Çiçek, Pir Sultan Abdal Derneği yöneticisi Metin Peşmen ve Orhan Işıktaş'la bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Ölen 7 kişiden 3'ünün Mersin Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtildi. Ankara'daki bombalı terör olayında hayatını kaybeden 3 çocuk babası Gazi Giray'ın cenazesi Mersin Cemevi'ne getirildi. Giray'ın aile fertleri, yakınları ve çok sayıda kişi cemevinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Gazi Giray'ın cenazesi memleketi Tunceli'nin Mazgirt ilçesine götürüldü ve Kayacık köyünde aile fertleri tarafından aile mezarlığında toprağa verildi. Patlamada ağır yaralı olarak kaldırıldığı dış kapı hastanesinde hayatını kaybeden HDP Tarsus İlçe Yönetim Kurulu üyesi Leyla Çiçek'in Tarsus ilçesi Mithatpaşa mahallesinde oturan ailesine acı haber ulaştı. Ailenin oturduğu mahalledeki baba evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Tarsus Şube Yöneticisi Metin Peşmen'in cenazesi ise Tarsus Cemevi ve Kültür Evi'nde düzenlenen törenin ardından Tarsus Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ankara'daki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerden Mersin Üniversitesi öğrencisi olan Elif Kanlıoğlu'nun ailesinin Muğla'da ikamet ettiği, cenazesinin ise memleketi Artvin'de toprağa verileceği açıklandı. Yine Mersin Üniversitesi öğrencileri olan Ali Deniz Uzatmaz'ın Gaziantep'te, Şebnem Yurtman'ın ise Adana'da toprağa verildiği bildirildi. Değerli seyirciler, biz de Tepe Medya Grubu olarak İçel TV, İçel FM, Mersin FM, Radyo Mer, Yörük FM ve Radyo Klas olarak milletimize başsağlığı diliyoruz. Ve bu konuyu konuşacağız. Şu anda hattımızda DİSK, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Mersin temsilcisi Kemal Göksoy var şu anda canlı telefon hattımızda. Kemal Bey, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Kemal Bey, başsağlığı dileklerimizi lütfen kabul edin. Sizin nezdinizde sendika üyelerinize ve işçi kardeşlerinize. Ülkemizin, halkımızın, bütün Türkiye'nin başı sağ olsun diyoruz biz. Şimdi Kemal Bey, hani bir söz vardır, der ki söz uçar yazı kalır. Ve ne yazık ki barış, kardeşlik, adalet ve hakkaniyet, sevgi, dostluk bunlar sosyal medyada paylaşılarak olmuyor ne yazık ki. Bu vahim olay nasıl oldu?
Bu vahim olayda neler yaşandı, bunları hepimiz artık biliyoruz. Önemli olan bu olay sonrasında ne yapmamız lazım, nasıl davranmamız lazım? Neler söyleyeceksiniz efendim? Şimdi teşekkür ediyoruz. Ne yapmamız, ne yapmamız, nasıl davranmamız gerektiği konusundan başlayarak konuşmak istiyorum. Biz her şeye rağmen inadına barış, inadına özgürlük, inadına kardeşlik sloganla emekçiler olarak haykıracağız. Haykırmaya da devam edeceğiz. Yani bu katliamlar, bu baskılar, bu vahşet bizi yıldıramayacak, Evet, peki Kemal Bey, şimdi efendim soruşturma bu olayla ilgili devam ediyor. Olayın görüntülerine yönelik de Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan yayın yasağı geldi. Onun için ayrıntılı olayın yaşandığı dakikalardaki, saatlerdeki görüntüleri biz de yayınlayamıyoruz. Yayın yasağı konulduğu için. Evet. Şimdi tabii Türkiye'nin dört bir tarafında da yine bu yaşanan olaya karşı aynı zamanda da yine sevgiyi, dostluğu, barışı içeren eylemler gerçekleştiriliyor. Bugün Mersin'de de gerçekleştirildi ve bu eylemlerde de bazen yine eylem yapan taraflar arasında ve güvenlik birimleriyle eylemciler arasında zaman zaman da hoş olmayan, istenmeyen olaylar yaşanıyor. Bunu nasıl yorumlayacaksınız? Ne yapmak lazım bu konuda da? Biliyorsunuz Türkiye bu katliamları yeni yaşamadı. Bu yeni yaşanan bir katliam değil. Bunu daha önce de gördük. Sivas'ta gördük, Çorum'da gördük, Roboski'de gördük, Suruç'ta gördük, işte Ankara'da son yaşadık. Şimdi bunlar ilk değil, son da olmayacak. Şimdi bunların nereden çıktığı, nasıl kaynaklandığını herkes biliyor. Bunların soruşturmalarının hangi boyutta olduğunu da biz biliyoruz. Yani bugün yayın yasağının konulması bile manidardır. Neden, kimden, neyi gizliyorsunuz? Şimdi bunlar hepsi önemli soru işaretleridir. Bizler emekçiler olarak, işçiler olarak bu halkın sakinleri, duyarlı insanları olarak şuna bakıyoruz. Biz diyoruz emekliyiz. Biz Ankara'ya pankartlarımızla, bayraklarımızla, afişlerimizle, sloganlarımızla şu talepe gittik. Dedik ki insanlarımız ölmesin, gençlerimiz ölmesin, geleceğimizin yönünü tayin edecek çocuklarımız, öğrencilerimiz katledilmesin. Bu savaş artık bir son bulsun. Herkes barış söylemi, barış pankartı, barış dövizleriyle yürürken maalesef barışın üzerine ceset parçaları hakim oldu. Kan hakim oldu. Yani barışı kana buladılar. Ceset parçalarına buladılar. Şimdi bu vahşeti hem kınadığımız gibi işçiler, emekçiler olarak da şunu çok net söylüyoruz. Bunu unutmayacağız, unutturmayacağız, hesabını da soracağız. Evet. Efendim 1 Kasım seçimleri var. Tabii bu olayların 1 Kasım seçimlerinin sonucunu manipüle etmek amacıyla da yaşatıldığı yönünde söylemler de var. Buna katılıyor musunuz efendim? Katılıyoruz. Bu zaten 7 Haziran sonuçlarının yansımalarıdır. Bakanlar çıktı açık söyledi, katılmamak mümkün değil. 400 vekil verseydiniz bu olmazdı derdi. Cumhurbaşkanı çıktı en son konuşmasında Cizre olayları yaşanırken çok net bir şekilde bunu söyledi. Birisi sizin gibi bir televizyon programcısı ya işte bu Cizre olayları seçime yansır mı? Seçimin olmamasıyla ilgili bir soru mu? Hayır dedi, kesinlikle olmaz. Fakat sonuç aynı olursa sıkıntı olur söyleyen Cumhurbaşkanımızın da kendisi. Şimdi buradan hani kanıda bulunmak, aynı şeyleri düşünüyor musunuz demek doğru olmaz. Zaten kendileri söylüyorlar. Vekil verseydi, 400 vekil verseydiniz bunlar olmayacaktı. İşte 7 Haziran seçimlerinin yansıması yine aynı tablo çıkarsa veya iktidar olamazsak yine sıkıntı olur. Kendileri söylüyorlar. Bunun için tahmin yürütmeye gerek yok. Yani buradaki söylenenlerin ne kadar doğruluğunu kendi söylemleriyle kanıtlıyorlar aslında. Evet. Peki efendim bu olay üzerine sizin bir çağrınız olacak mı? Ne diyeceksiniz? Evet, bizim bir çağrımız var. Biz bütün halkımızı, bütün Türkiye halklarını, emekçileri, işçileri, hepsini, yoksulu, ezileni, çiftçiyi, esnafı, hepsini sağduyulu olmaya çağırıyoruz. Bu ülkenin bu güzelliklerini hep birlikte inşa etmiştik. Hep birlikte ortak paylaşarak, ortak faydalarıyla, Kürt'üyle, Türk'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Alevisi, Sünnisi, Hristiyan'la birlikte kurduk. Bunu bozmak isteyenler var. Biz bunu bozdurmayacağız. Halkların kardeşliğini dün savunduk, bugün de savunacağız.
yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın işçilerin birliği, yaşasın özgürlük, yaşasın demokrasi, yaşasın eşitlik diyeceğiz. Bütün kamuoyunu sağduyuya ve inadına barış, inadına barışa çağırıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz Kemal Bey. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun, sizler de. Ve devam ediyoruz değerli seyirciler. Ankara'da yaşanan bu olay sonrasında tabii ki başta Türkiye'nin yöneticileri olmak üzere Mersin Kent Protokolü'nün de önemli kişileri sağduyu çağrısında bulundular ve bu terör saldırısını kınadılar değerli seyirciler. Mersin Baro Başkanı Alpay Antmen de yapmış olduğu bir açıklamada yine birlik, beraberlik, sağduyu çağrısı ve faillerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu. Mersin Barosu Başkanı Alpay Antmen, Ankara'daki hain saldırının faillerinin bir an önce ortaya çıkartılarak yargı önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi. Antmen yapmış olduğu açıklamada tüm dünyanın gözü önünde alçakça ve bilinçli bir katliam yapıldığını belirterek barış isteyenler katledildi. Ankara'da Emek ve Barış Demokrasi mitinginde yapılan saldırı Cumhuriyet tarihimizin en kanlı katliamı olarak tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Devlet olmanın niteliklerini kaybettik, millet olmanın niteliklerini kaybettik, halk olmanın niteliklerini kaybettik, daha neyimiz kaldı dedi. Barış için bir araya gelen insanlara yapılan bu alçak saldırının önlenemiyor olmasının dahi insanlık suçu olduğunu belirten Antmen, günler öncesinden yapılacağı bilinen bir miting için gerekli güvenlik önlemlerini almayanlar, bu ülkenin istihbarat görevlileri sorumluluktan kaçmamalı. En azından hukuk önünde hesap vermelidirler. Bir an önce bu katliamın sorumluları ortaya çıkartılmalı ve yargı önünde hesap vermelidir. Ülkemizde inadına barış, inadına özgürlük, inadına demokrasi ve inadına hukukun üstünlüğünü devam ettirmeye çalışmalıyız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ulusumuza başsağlığı, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum dedi. Ve efendim Sayın Antmen şu anda canlı telefon bağlantısıyla programımıza konuk oldu. Alpay Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Başımız sağ olsun efendim. Sizin nezdinizde de tüm Türkiye'ye, milletimize. Evet, ulusumuzun başı sağ olsun. Tabii öncelikle ateş düştüğü yeri yakıyor. Çok çok üzücü. Umarım Türkiye artık bundan bir ders çıkararak bütün teröre, terör nereden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hep birlikte tepki gösterebiliriz. Belki bu işe yarar diye umut ediyorum. Evet. Şimdi Alpay Bey, tabii sizin baro başkanı olarak yapmış olduğunuz olaya yönelik açıklamayı biz de haberleştirerek görsel bir şekilde değerli seyircilerimize ulaştırdık az önce, evet. Birazdan. Ama tabii ki bu açıklamanızın üstüne koyacağınız şeyler vardır. Şimdi efendim tabii olayın nasıl yaşandığını, ne olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bundan sonra ne yapmak gerekiyor? Şimdi öncelikle itidal. Öncelikle sağduyu. Ve şunu yapacağız. Çok acıkmayız. Hiç kimse sadece kendi ölüsüne ağlamayacak. Yani bizler sadece kendi ölülerimize ağlamayı bırakacağız. Herkesin acısını hepimiz yüreğimizde hissedeceğiz. Terörün psikolojik etkisini de yıkmak için daha çok birlikte olacağız. Daha çok kardeşlik, daha çok eşitlik, daha çok barış isteyeceğiz. Ve tabii ki bütün halkımız sağduyulu olup hiçbir provokasyona gelmeyecek. Evet. Biz bunu başarabilirsek, biz halk olarak, çünkü bakın devlet biziz, devlet bizim için var. Emniyet güçleri, istihbarat teşkilatı, siyasi iktidarlar, bürokratlar, valiler, belediye başkanları, herkes bizim için var. Bir kere biz halk olarak bunu defalarca artık anlayıp herkese de anlatmak zorundayız. Ve Türkiye'de istifa kültürünün yerleşmesi gerekiyor. İstifa etmiyorsa halkın bunu zorlaması gerekiyor. Ve halkımız sadece ve sadece şiddete yönelmeyen her şekilde demokratik haklarını kullanarak itiraz etmeli. Ama asla güvenlik güçlerine veya parti binalarına veya başka bir yere taş atmak, başka bir şey yapmak, yani asla ve asla şiddet olmayacak. Şiddet dilinden, nefret dilinden uzaklaşacak. Birbirimizi kucaklayacağız. Birimizin ölüsü varsa diğeri gidip onu kucaklayacak. Diğerinin ölüsünü hep beraber gireceğiz. Bu ölü derken bütün acıları kastediyorum. Ölüm çok, evet, kötü bir şey. Ateş düştüğü yeri değil, artık hepimizin yüreklerini yakmalı. Evet. Ama şimdi Sayın Altmen, yıllardır, hatta onlarca yıldır bu topraklarda, bu ülkede
ne yazık ki toplu ölümler yaşanıyor. Birileri ya dış güçler ya içeriden bazı hainler tarafından hep böylesine olaylar yaşanıyor. Toplu kıyımlar oluyor. Millet birbirine düşürülmeye çalışılıyor. Kardeşlik, huzur ortamı bozulmaya çalışılıyor. Ve bunun haricinde de bazı eksiklikler nedeniyle de toplu, örneğin maden kazaları gibi iş kazaları, trafik kazaları gibi kazalarda da çok fazla toplu ölümler yaşanıyor ve buna da hep ağlıyoruz. Ve özellikle son yıllarda çok fazla terörle iç içe yaşayarak artık bazı şeyleri de kanıksadık. Şimdi toplum öyle bir hale geldi ki diye düşünüyorum. Toplum artık neredeyse kendi canı acıdığı zaman o acıyı hissetmeyecek bir hale, bunun çok normal olduğunu kabul edebilecek bir hale geldi. Ve ülkemizde son yıllarda katliamların üzeri örtülüyor, kazaların üzeri örtülüyor. Bir şekilde topluma unutturulmaya çalışılıyor. Belki bu da öyle olacaktır. Böyle olmaması için ne yapmak lazım? Hukuk çerçevesinde bir akil kişi olarak ne diyeceksiniz? Estağfurullah, akil kişi olmak değil ama bir hukukçu olarak bizim için yaşam hakkı en önemli hak. Çünkü bu hakkı aldığınız zaman bir daha geri gelmiyor, telafi edilmiyor, tamir edilmiyor. Bizim öncelikle birbirimizi sevmemiz lazım. Eğitim lazım, birbirimize saygı lazım. Trafikte kurallara uymuyoruz. Tepeleme insan bindiriyoruz kamyonetlere. 10 ölü, 15 ölü, 20 ölü sizin bahsettiğiniz gibi. Madenlerde gerekli önlemleri almıyoruz. 3.30 paraya çalıştırdığımız 301 kişi hayatını kaybediyor. Reyhanlı'dan sonra Reyhanlı patlamasının müsebbibleri, sonları ortaya çıkarılmıyor. Arkasından Suruç ve arkasından Ankara geliyor. Artık bir yerde durmak lazım. Yani bir insanların sokağa akması, sokağa düşmesinden bahsetmiyorum. Ama herkes şapkasını önüne koyup düşünsün. Gezi olayları Türkiye'de bir şeylerin değiştiğini gösteriyor. İnsanların itiraz kültürü olduğunu düşünüyorduk. Ama bambaşka bir şey artık. Bakın Ankara patlaması terörü de aşan bir şeydir. Bir sivil katliamdır. Siyasi yorum yapmak istemiyorum. Siyasete girmek istemiyorum. Benim işim siyaset değil. Bir hukuk adamı olarak şunu düşünüyorum. Türkiye'de dış sınırlarımızı iyi korumamız lazım. Komşularımızın iç işlerine burnumuzu sokmamamız lazım. Atatürk'ün dediği gibi yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden ayrılmamamız gerekiyor. Ve eğitim, eğitim, eğitim. Evet. Artık biz kendimizi, birbirimizi, çocuklarımızı eğitemezsek özgürlüğümüz de ortadan kalkacak. Yaşam, dün cumartesi günü yaşam hakkının ortadan kaldırılmasına bir şekilde sessiz kalırsak yarın 1 Kasım'da seçim olmayacak, belki özgürlüklerimiz ortadan kaldırılacak. Ama hep sağduyu, itidal, şiddetten uzak bir şekilde haklarımızı savunmalıyız, haklarımızı korumamız gerekiyor. Ve ne olursa olsun Türkiye'de birimizin burnu kanasa hepimiz bizden üzülmeliyiz. Ne siyasi görüş, ne cinsiyet, ne din, dil, ırk, mezhep bunun arasına girmemesi lazım. Biz insanız, insanla ilgili hiçbir şeye kayıtsız kalamayız ve sadece insanı insan olduğu için sevmeli, saymalı, korumalı ve kollamalıyız. Evet. Sayın Atmen, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Allah bir daha ülkemize, ulusumuza, halkımıza böyle acılar yaşatmasın. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Amin. Değerli seyirciler, devam edeceğiz canlı bağlantılarla bu kötü olayı konuşmaya. Siyaset çerçevesinde değerlendireceğiz. Birazdan Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin Çamak'la, ama şu sıralarda Mersin Kongre ve Sergi Sarayı'nda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısının birinci oturumu gerçekleştiriliyor. Canlı yayın ekibimiz orada. Kameralarımızı kongre merkezine çeviriyoruz. Şartlar içerisinde kadın sorunları alanında yeni problemler ve bu problemlerin de çözümleri için yeni atılımların yapılması da gerekmektedir. Belediyemiz bünyesinde açılarak hali hazırda hizmet vermekte olan Kadın Danışma Merkezi'nin işletimine esas bir yönetmenliğe ihtiyaç duyulmuştur. Ve bu gerekçeyle söz konusu merkeze ait yönetmenlik oluşturulmuştur. Bu nedenle düzenlenen Kadın Danışma Merkezi yönetmenliğinin yürürlüğe girebilmesi amacıyla konu Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanması hususuna arz ve teklif ederim. Evet, bu teklifinde plan, bütçe, kadın erkek fırsat eşitliği komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Başkanlık makamına.
5393 sayılı belediye kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu çerçevesinde Büyükşehir Belediye'mize atfedilen birçok sorumluluklar bulunmaktadır. Özellikle çocuk refahının ilk konjektöründe yükseltilmesi hedefiyle birçok çalışma ve projelere yeri verilmektedir. Kent yaşamı içerisinde tüm çocukların beden ve ruh sağlıklarının korunması, onların sosyal, fiziksel ve psikolojik gelişimlerinin desteklenmesi, milli, ahlaki ve dini değerlerini öğrenebilmelerine olanak sunulması sosyal belediyeciliğin kaçınılmaz sorumluluklarındandır. Bahse konu sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla gerek görülen tüm iş ve işlemler de her zaman önceliklerimiz arasında olmuş ve olacaktır. Alınan karar ile Mersin Büyükşehir Belediye'miz ile Mersin Barosu arasında bir işbirliği protokolü metni düzenlenmiş olup söz konusu protokolün taraflarca imzalanarak yürürlüğe konulması aşamasına gelinmiştir. Bu nedenle Mersin Barosu ile Büyükşehir Belediye'miz arasında çocuk refahı ve sorunlarına ilişkin ortak çalışmaları içeren işbirliğinin hayata geçirilmesine yönelik Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz'a ekte metni bulunan protokolün imzalanması yetkisinin verilmesi amacıyla konunun Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. Evet değerli arkadaşlar, bu teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Başkanlık makamına. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı tarafından ilimiz Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde bulunan Taşucu Balıkçı Barınağı Feribot ve Yat Yanaşma İskelesi'nde TCSG 305 Komutanlığı tarafından 05.11.2007 tarihli protokol ile kullanıldığı bildirilen rıhtıma bot personelinin barınması amacıyla yapılması planlanan sahil destek tesisinin Mersin Büyükşehir Belediyesi bütçesinde karşılanması talep edilmiştir. Konunun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim. Evet. Bu teklifinde Plan Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, gündemle ilgili dairelerden gelen teklifler tamamlandı. Şimdi komisyon raporlarına geçiyoruz. Rapor. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.09.2015 tarih ve 829 sayılı ara kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu'ndan müştereken havale edilen Büyükşehir Belediyelerince uygulanmakta olan Türk Hava Yolları'nın hizmet kapsamındaki 250 kilometre üzeri illerde 42 uçuş noktasına ücreti belediyemizce ödenmek üzere cenaze nakillerinin uçakla yaptırılmasıyla ilgili teklifin komisyonlarımız tarafından incelenmesi neticesinde Büyükşehir Belediyelerince uygulanmakta olan Türk Hava Yolları'nın hizmet kapsamındaki 250 kilometre üzeri illerde 42 uçuş noktasına ücreti belediyemizce ödenmek üzere cenaze nakillerinin uçakla ya da cenaze sahibinin istediği doğrultusunda kilometre gözetmeksizin karayoluyla yaptırılmasına komisyonlarımız tarafından karar verilmiştir. Evet, bu komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Rapor. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.09.2015 tarih ve 870 sayılı ara kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen İşletme ve İşterekler Dairesi Başkanlığı'nın mevcut yönetmeliğinin revize edilmesiyle ilgili teklifin komisyonumuz tarafından incelenmesi neticesinde ilgili teklifin idaresinden geldiği şekliyle kabulüne komisyonumuz tarafından karar verilmiştir. Evet. Bu komisyon raporunu da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Rapor. Tarsus Belediye Meclisi'nin 01.09.2015 tarih ve 74 sayılı kararı ile onaylanan Mersin İl Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 183 ada 4 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planının değişikliği teklifi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.09.2015 tarih ve 950 sayılı karar ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına müştereken havale edilmiştir. İlgili teklifin idaresinden geldiği şekliyle kabulüne komisyonlarımız tarafından karar verilmiştir. Evet. Bu komisyon raporunda oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Rapor. Tarsus Belediye Meclisi'nin 01.09.2015 tarih ve 73 sayılı kararı ile onaylanan Mersin İl Tarsus ilçesi Barbaros Mahallesi 6 ada 125 parsel
991 ada 128 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.09.2015 tarih ve 951 sayılı kararıyla imar ve bayındırlık komisyonu ile çevre sağlık komisyonlarına müştereken havale edilmiştir. İlgili teklifin idaresinden geldiği şekliyle kabulüne komisyonlarımız tarafından karar verilmiştir. Evet, bu komisyon raporunu da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Rapor. Tarsus Belediye Meclisi'nin 02.07.2015 tarih ve 62 sayılı kararıyla onaylanan Mersin İl Tarsus ilçesi Damlama Mahallesi 400 parsele yeni 121 ada 49 parsel ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.09.2015 tarih ve 832 sayılı kararıyla imar ve bayındırlık komisyonu ile ulaşım komisyonlarına müştereken havale edilmiştir. İlgili teklifin idaresinden geldiği şekliyle kabulüne komisyonlarımız tarafından karar verilmiştir. Evet değerli arkadaşlar, bu konu aslında ileride hepimizin başını ağrıtacak bir konu. Bu tavuk çiftlikleriyle ilgili bir konu. Bununla ilgili, hadi bu gelmiş, bundan sonra sütle ilgili mi? Bir de tavuk mu var? Bu tavuk çiftliği. Ya bunların bu yeni planlamada daha derli toplu bir yerlerde yapılmasında fayda var. Bu çünkü gelecekte çok büyük sıkıntı yaratacak. Ama Zirveköy'le ilgili ise bu konu daha önce İl Özel İdaresi zamanında müracaat etmiş imar planına. Kurum görüşlerini tamamlamış ancak plan onama meselesi tamamlanamamış. O yüzden 2014'te gündeme almış daire başkanlığı. Daha önce 5000'liğini onayladık bu Zirveköy'le ilgili. Tamam. Evet. İyi mi? Orada bir durum yok herhalde. Evet, bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Rapor. Tarsus Belediye Meclisi'nin 01.09.2015 tarih ve 75 sayılı kararıyla onaylanan Mersin Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 224 ada 93-94 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.09.2015 tarih ve 952 sayılı kararıyla imar ve bayındırlık komisyonu ile çevre sağlık komisyonuna müştereken havale edilmiştir. İlgili teklifin idaresinden geldiği şekliyle kabulüne komisyonlarımız tarafından karar verilmiştir. Evet, bu komisyon raporunda oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Rapor. Toroslar Belediye Meclisi'nin 01.06.2015 tarih ve 85 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.09.2015 tarih ve 836 sayılı kararıyla imar bayındırlık komisyonu ile ulaşım komisyonuna müştereken havale edilmiştir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı imar kanunu 8/B maddesi gereğince konut alanının 116.56 metrekare azaltılarak ekli paraflı krokide görüldüğü şekliyle tadilen onaylanmasına komisyonlarımız tarafından karar verilmiştir. Evet. Bu raporu da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Rapor. Toroslar Belediye Meclisi'nin 06.07.2015 tarih ve 94 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.09.2015 tarih ve 833 sayılı kararıyla imar bayındırlık komisyonu ile ulaşım komisyonuna müştereken havale edilmiştir. İlgili teklifin idaresinden geldiği şekliyle kabulüne komisyonlarımız tarafından karar verilmiştir. Evet, bu raporu da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Rapor. Mersin İli Gülnar ilçesi Akdeniz Mahallesi 594 ada 9 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.07.2015 tarih ve 684 sayılı kararıyla imar ve bayındırlık komisyonu ve ulaşım komisyonuna müştereken havale edilmiştir.
Nazım İmar Planı değişikliğiyle önerilen sanayi alanının imar planlarında konut ve ticaret alanı olarak planlanmış bölgelerin ortasına kaldığı tespit edilmiş olup, konut alanlarında yer alacak sanayi alanı önerisinin ses, gürültü, görsel ve benzeri çevresel açıdan olumsuz etkiler oluşturduğu, ayrıca bu ve benzeri sanayi alanlarının parsel bazında değil, bütünlüklü planlanması şehircilik ilke ve esaslarına daha uygun olacağı anlaşıldığından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu 8/B maddesi gereğince reddine komisyonlarımız tarafından karar verilmiştir. Evet değerli arkadaşlar, bu raporu da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Rapor. Mersinli Sivrik ilçesi İmam Uşağı Mahallesi 2301 parseli ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.09.2015 tarih ve 881 sayılı kararı ile İmar Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu'na müşteriken havale edilmiştir. İlgili teklifin idaresinden geldiği şekliyle kabulüne komisyonlarımız tarafından karar verilmiştir. Evet, bu komisyon raporunda oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür. Mesitli Belediye Meclisi'nin 10.07.2015 tarih ve 145 sayılı kararıyla onaylanan Mersinli Mesitli ilçesi Mesitli Mahallesi 967 adı 6 ve 7 nolu parselleri ilişkin 1/1000 ölçekte uygulama imar planı değişikliği teklifi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.09.2015 tarih ve 847 sayılı kararıyla imar ve bayındırlık komisyonu ile çevre sağlık komisyonuna müştereken havale edilmiştir. Komisyonlarımız tarafından dosya üzerinde ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı imar kanunu 8/B maddesi gereğince idaresinden geldiği şekliyle kabulüne komisyonlarımız tarafından karar verilmiştir. Evet, bu raporu da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Mesitli Belediye Meclisi'nin 6/7/2015 tarih ve 136 sayılı kararıyla onaylanan Mersinli Mesitli ilçesi Tece Mahallesi 11.186 ada 1 parsel ve 11.187 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 14.09.2015 tarih ve 845 sayılı kararıyla imar ve bayındırlık komisyonu ile çevre ve sağlık komisyonuna müştereken havale edilmiştir. Komisyonlarımız tarafından dosya üzerinde ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı imar kanunu 8/B maddesi gereğince idaresine iadesine komisyonlarımız tarafından karar verilmiştir. Evet, bu raporu da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiş. Mesitli Belediye Meclisi. Değerli seyirciler, Kongre ve Sergi Sarayı'nda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim ayı birinci olağan meclis toplantısı devam ediyor. İlerleyen dakikalarda tekrar canlı yayınla meclis toplantısına bağlanacağız ve Mersin'de yaşanan gelişmelere devam ediyoruz. Değerli seyirciler, Ankara'da yaşanan bu hain saldırı terör olayı sonrasında az önce de dile getirdiğim gibi Mersin protokol üyeleri de birer mesaj yayınladılar. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da bu hain saldırıyı kınadı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Ankara'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı. Kocamaz yapmış olduğu açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'nın göbeğinde sivil halkımıza yönelik yapılan kanlı terör saldırısı, bölücü terörün hedef ve boyutlarını gözler önüne sermiştir. Bugünkü olay, bölücü teröre verilen tavizlerin ülkemizi getirdiği noktayı göstermektedir. Sivil, asker, polis demeden vatandaşlarımızın katline yol açan insanlık dışı bölücü terör olaylarını kınıyor, gerekli güvenlik önlemlerinin zaman geçirilmeden alınması konusunda yetkilileri göreve çağırıyoruz dedi. Vatandaşların bu şiddet olayları karşısında sağduyulu davranarak ülkemizdeki bin yıllık kardeşliği bozmaya yönelik yapılan bu saldırılara alet olunmamasını isteyen Kocamaz, beklentimiz bölücü terörle mücadelenin gerektiği şekilde yapılarak bir an önce sona erdirilmesidir. Bu kanlı olayın 1 Kasım'da yapılacak seçimleri sekteye uğratmamasını temenni ediyor, milletimizi de aklı selime ve metanetli olmaya davet ediyoruz. Ankara'daki kanlı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor ve milletimize başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz dedi. Değerli seyirciler, ulusal anlamda son dakika gelişmelerini de kısa sizlere aktarayım efendim.
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den randevu talebinde bulunmuştu. Ama Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun randevu talebini ortam ve zaman uygun değil diyerek geri çevirdi. Ve şu sıralarda da Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MİT müsteşarını kabul etti. MİT müsteşarı Hakan Fidan'la bir görüşme gerçekleştiriyor değerli seyirciler. Ve tabii ki Genelkurmay Başkanlığı çerçevesinde, yüksek bürokratlar çerçevesinde ve emniyet teşkilatı çerçevesinde de müthiş bir şu sıralarda Ankara'da diplomasi trafiği yaşanıyor. Tabii ana konu Ankara'da yaşanan bu hain terör saldırısı. Ve şu anda da hattımızda Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin Çamak var. Hüseyin Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba efendim, merhaba. Hüseyin Bey, başsağlığımızı, başsağlığı dileklerimizi de sizin nezdinizde yine ulusumuza iletiyoruz. Şimdi efendim, tabii sizi programa almadan önce sivil toplum temsilcileriyle canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdik ve sivil zeminde bu olayı konuştuk. Bu olay sonrasında nasıl davranmamız gerektiğini konuştuk. Şimdi bir siyasetçi olarak, bir milletvekili olarak siyaset penceresinden bu yaşanılan olayı nasıl okumamız gerekiyor? Ve partinizin bu durum karşısındaki adımları nasıl olacak ve yine bu durum karşısında bir siyasetçi kimliğiyle neler söyleyeceksiniz, ne önereceksiniz topluma? Efendim iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu vahim olaydan dolayı kaybettiğimiz Türk vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan insanlar, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Gerçekten Cumhuriyet tarihinin en vahim bir olayıyla karşı karşıyayız. Bu bomba diyorum ki barış ve demokrasiye konmuş bir bombadır. Ve o nedenle de 1 Kasım seçimleri çok daha büyük bir önem kazanmış bulunuyor. Ve ülkem bunları hak etmiyor. Ülkemin insanları bunları hak etmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi eskiden beri baktığı zaman gerçekten hiç kimseyi ötekileştirmeyen, bütün insanlarını kucaklayan bir siyaset yürütmüştür. Hele 7 Haziran seçimlerinden bu yana da Türk halkının gördüğü gibi bu halkın huzuru için, memlekete demokrasinin yerleşmesi için elinden gelen her türlü çabayı sarf etmiştir ve sarf etmeye de devam ediyor. Yani önemli olan Türkiye ise ve önce Türkiye ise gerisi teferruattır. Kendi ilkelerini bile bir yerde bazen, yani kırmızı çizgilerini bir kenara bırakarak ülkenin huzuru için ne gerekiyorsa onu yapmıştır. Bakınız ben size bir şey okuyacağım. Evet. Ben Sayın Başkan'a sesleniyorum. Neredesin başkan diyorum. Dışişleri Bakanı'na sesleniyorum. Neredesin diyorum. Siyasiler ülkelerinde işlenen cinayetlerden sorumludurlar. Tavrınızı ortaya koymak zorundasınız. Çünkü halk size oyları verirken benim can ve mal güvenliğimi sağlayacaksın diye veriyor. Eğer siz bu tür olaylar karşısında sessiz kalırsanız dünyada her zaman size sessiz kalacaktır. Şimdi bakınız efendim, bu sözler benim söylediğimi düşünmeyin. Ben söylemiyorum. Bu sözleri Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 ay önce Amerika'da öldürülen 3 Müslüman için Obama'ya söyledi. Yani Obama'ya söylediği sözlerdir. Evet. O halde yani bu sözleri söyleyen bir insan bu ülkeyi yönetiyor değil mi? Bu ülkeyi yönetiyor. Sözün bittiği yerdeyiz. Yani bu sözlerin üstüne söylenecek, bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerini aynen size okudum. Evet. Obama'ya söylediği sözleri. Evet efendim. Evet. Tabii Sayın Çamak, bu olay sonrasında yine Türkiye'nin dört bir tarafında, hatta olayın yaşandığı noktada bile yine çeşitli eylemler gerçekleştirildi. Hem bu olayı kınayan hem de kardeşlik, barış, sevgi, dostluk isteyen eylemler gerçekleştirildi.
Bu eylemlerde bile yine provokatif unsurlar, kişiler ortaya çıktı. Emniyet güçleriyle eylemcileri karşı karşıya getirmek isteyen, hatta eylemciler arasında da yine bazı grupları birbirine düşürmeye çalışan, ki hatta son aldığımız bilgilere göre teyit edemedik ama bugün sabah saatlerinde Mersin'de yine bu olayı kınamak amacıyla yapılan bir eylemde bile yine bazı istenmeyen olaylar yaşandı. Bunu engelleyebilmek için, yani bir kolluk kuvvetine gerek kalmadan, bir jopa, bir dipçiye gerek kalmadan, bir kelepçeye gerek kalmadan hem sivil toplum kuruluşlarının önderleri, üyeleri ve sıradan vatandaşlara bu olayların yaşanmaması için neler önereceksiniz? Şimdi efendim, tabii haklısınız. Biz de cenazeden cenazeye koşuyoruz. Bir taraftan dün Erdemli'de, Limonlu'da kaldırılan bir polis şehidimizin cenazesine katıldık. Sonra işte bugün Tarsus'ta bu olayda kaybettiğimiz bir vatandaşımızın cenazesine katıldık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kesinlikle proaktif, ondan sonra olayları rayından çıkaracak, insanları galyana çıkaracak, ondan sonra halkımıza zarar verebilecek bütün her şeyden sakınıyoruz. Zaten dikkat ederseniz genel başkanımız bu konuda sık sık demeçler vermekte ve ayrıca bu demeçlerin dışında da biz milletvekillerine ve il örgütlerine, ilçe örgütlerine mesajlarla aman aman işte seçim çalışması bile yapmayın, olaylara kesinlikle fırsat vermeyin, proaktif olaylardan kesinlikle uzak durun, barışa katkı sunmak adına ne gerekiyorsa onu yapın, kesinlikle olaylardan uzak durmamız gerektiği düşüncesine her türlü uyarı yapılmaktadır. Bunun Türk halkı böyle bilsin. Zaten herkesin gözünün önünde bizim partiyle kesinlikle bu tür olayların ilgisi olamaz, ilişkisi olamaz. Ama ne yazık ki tabii bu Ankara'daki vahim olayda bizim de birçok partilimiz kaybettik. En acısı da 11 tane Malatya'daki gençlik kollarımızdaki gencimize kaybettik. Bugün Tarsus'ta katıldığım yine bizim partilimizdi. Çünkü oraya barış adına gitmişlerdi. Yani partimizin bu konuda kesinlikle bir önerisi katılın veyahut katılmayın. Bireysel olarak bu insanlar katıldı. Ama kesinlikle partimiz bu tür şiddet olaylarına karşıdır. Şiddetle lanetliyor ve barışın ülkeye gelmesi için elinden gelen her türlü uyarıyı yapmakta, elini uzatmakta. Dikkat ederseniz genel başkan ne diyor? Gelin birlikte bu terör lanetini birlikte lanetleyelim ve nasıl çözülmesi gerekiyorsa da o şekilde de çözelim, elimizden gelen yapalım diyor. Evet. Sayın Çamak, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin sizlere de. Ve değerli seyirciler, Mersin iş dünyasını temsilen Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut da Ankara'daki bu feci olayı Mersin iş dünyası adına kınadı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, Ankara'daki terör saldırısını insanlık dışı olarak nitelendirdi. Ve bu terör olaylarının faillerini ortaya çıkarmak, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza borcumuzdur dedi. MTSO Başkanı Aşut, Ankara'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak Mersin iş dünyası adına saldırıyı lanetledi. Açıklamasında Sıhhiye Meydanı'nda savaşa inat, barış hemen şimdi, barış, emek, demokrasi konulu toplantı ve gösteri yürüyüşü öncesi meydana gelen bombalı saldırıyı lanetliyor ve bunu ciddi bir terör eylemi olarak görüyoruz. Aşut, barış istemek, kana ve kavgaya dur amacıyla yapılan her eylemi de destekliyoruz dedi. Bu olayın faillerinin bir an önce ortaya çıkartılmasını beklediklerini dile getiren Şerafettin Aşut, bu bomba ülkemizin kardeşliğine, demokrasimize, aziz milletimizin bölünmez bütünlüğü ve istikrarına, kısacası Türkiye Cumhuriyeti'ne atılan bir bombadır.
Mersin iş dünyası olarak bunu böyle görüyoruz. Bu insanlık dışı terör eylemini Mersin iş dünyası olarak lanetliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun masum insanlara karşı işlenmiş bir suçun tüm insanlığa karşı işlendiğini biliyoruz. Terör olaylarını değerlendirirken bunu böyle görmeli ve siyaset üstü bakmalıyız. Aksi takdirde terör gerçek amacına ulaşmış olur. Terör amacına ancak ve ancak kardeşlik duygularımızı ve demokrasiye olan inancımızı yok ederek ulaşır. Ve biz asla bu tuzağa düşmeyeceğiz dedi. Değerli seyirciler, Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün öğle saatlerinde yapmış olduğu bir açıklamada bu Ankara'daki saldırının failleri konusunda önemli bulgular elde edildi. Bir canlı bomba ismine çok yaklaşıldı dedi ve bir gazetecinin acaba IŞİD mi sorumlu yönündeki sorusuna Sayın Davutoğlu saldırıyı IŞİD mi yaptı sorusuna IŞİD'i birinci öncelik olarak araştırıyoruz yanıtını verdi ve canlı bomba konusunda bir isme çok yaklaşıldı yönünde açıklama yaptı Sayın Başbakan. Ve diğer gelişmelere devam ediyoruz değerli seyirciler. Ankara'daki bu saldırının acısı yüreklerimizde yer etmişken Mersin'e bir şehit haberi geldi. Diyarbakır'da bölücü terör örgütü mensuplarının açmış oldukları bir hendeyi kapatmak için o noktaya giden 23 yaşındaki polis memuru Cem Tayfun yine bölücü terör örgütünün saldırısı sonrasında hayatını kaybetti. Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarının açmış olduğu hendeyi kapatmaya giderken çıkan çatışmada şehit olan Mersinli 23 yaşındaki polis memuru Cem Tayfun'un Mersin'in Erdemli ilçesindeki cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Cenaze töreninde anne Pervin Gençtürk oğlunun fotoğrafını koklayarak acısını dindirmeye çalıştı. Aslen Adıyamanlı olan şehidin bazı yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı. Torununu küçük yaştan itibaren yanında büyüten dede Turgut Kara ise güçlükle ayakta durabildi. Şehit polis memuru Cem Tayfun'un cenazesi Diyarbakır'daki törenin ardından dede ocağı olan doğup büyüdüğü Mersin'in Erdemli ilçesine getirildi. Erdemli Devlet Hastanesi'nden öğle saatlerinde alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı tören için Erdemli Ulu Camii'ne getirildi. Buradaki törene Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan, AK Parti Mersin Milletvekilleri Yılmaz Tezcan, Muhammed Gültak, CHP Mersin Milletvekilleri Fikri Sağlar, Hüseyin Çamak, MHP Mersin Milletvekilleri Ali Öz, şehidin yanında büyüdüğü dedesi Turgut Kara, babası Vakkas Sayfun, anne Pervin Gençtürk ve şehidin üvey kardeşi Hatice Gençtürk'le yakınları katıldı. Anne Pervin Gençtürk, kızı Hatice ile birlikte oğlunun fotoğrafını koklayarak acısını dindirmeye çalıştı. Şehidin Adıyaman'dan gelen yakınlarından bazıları ise Kürtçe ağıtlar yaktı. Baba Vakkas Tayfun, metaneti elden bırakmazken dedesi Turgut Kara'nın ise güçlükle ayakta durduğu görüldü. Dev bayrak açan vatandaşlar tekbirler getirerek terörü lanetledi. Şehit polis memuru Cem Tayfun kılınan cenaze namazının ardından Limonlu Mahallesi'ndeki şehitlikte toprağa verildi. Değerli seyirciler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim ayı birinci olan meclis toplantısı devam ediyor ve canlı yayında Kongre ve Sergi Sarayı'na bağlanıyoruz. Sularını yeraltı sularıyla karıştırmamak için gayret göstereceğiz ve o bölgelerde de bir taraftan katı atığı düzenli depolarken bir taraftan da sızıntı sularıyla ilgili arıtma tesisleri yaparak o bölgedeki sıkıntıyı gidermiş olacağız. Bu konuda hepinizin desteğini bekliyoruz. Yarın Mutta arıtma tesisinin açılışını gerçekleştireceğiz. Tabii bu arada sizlere de mutlaka mesajlar geliyordur. Bu cuma günü inşallah buradan meclisten çıktıktan sonra hemen ordu evinin karşısında Akdeniz anemisinin tespiti ve takibi yönünde bir merkez açıyoruz. Aynı zamanda evlilik öncesi insanlara eğitim yönünden bir çalışma merkezinin açılışını gerçekleştireceğiz.
Yine zannediyorum önümüzdeki hafta SEBİL altyapı inşaatını başlatıyoruz. İnşallah arkasından Çamlı Yaylan'ın projesi de hazırlanır. O bölgede bir an evvel tamamlanır. Çünkü su kaynaklarımız o bölgeden geliyor. O bölgeyi mutlaka bir an evvel ıslah etmemiz, çevreye verilen zararı asgariye düşürmemiz gerekiyor. Sizin söylediğiniz Kuşumato Sokağı ve Refah Şehitleri Anıtı bölgesiyle ilgili çalışmalar yapıldı ama yeterli değil. Kuşumato Sokağı'nda ve Adnan Menderes'te, aslında Mersin genelinde herkes, bütün belediyelerimiz bu konuda duyarlı olması gerekir. İşgalleri kaldırmak mecburiyetindeyiz. Halkın kullanması gereken yerleri halka açmak mecburiyetindeyiz. Bir de imara aykırı şekilde çekme sınırlarının kapatılması, alan genişletilmesi gerçekten Mersin'e yakışmıyor. Burası bir büyük şehir olacaksa o bölgeleri kullanmasınlar demiyoruz ama açık alan olarak kullansınlar. Onları tamamen kapatıp o çirkin görüntüleri ortaya çıkarmasınlar. Bunlarla ilgili de hep birlikte çalışma yapmamız gerekiyor bütün belediyeler olarak. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu işlerde varız. Ve bu çirkinliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik bütün ilçelerimizle birlikte hareket etmek istiyoruz. Eğer hep birlikte aldığımız ya da imar durumuna göre uygulanması gereken kararları uygularsak hiç kimse şikayet edemez. Her yerde aynı uygulama var denilerek. Ama bir tarafta büyükşehir çalışırken ilçe belediyesi ona uymazsa ya da bir ilçe belediyesi yaparken bu fazlalıkları kaldırırken diğeri göz yumuyorsa o zaman burada bir anarşi doğar, ikilem doğar, şikayetler artar. İşte o belediye bu işe karışmıyor, siz niye karışıyorsunuz noktasına gelir. Onun için Mersin hepimizin, bu Mersin'in problemlerini hep birlikte çözmek zorundayız. Bu konuda da herkesi ortak karar almaya ve alınan kararları tavizsiz bir şekilde uygulamaya davet ediyorum. Aldığımız kararların Mersin'imiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Cuma günü tekrar buluşmak üzere hepinize iyi günler diliyorum. Bir şey mi vardı başkan? Arkadaşlar kusura bakmayın. Başkanım biliyorsunuz dün sona eren Anamur Gıda ve Tarım Fuarı'nı bitirdik. Türkiye'deki en büyük gıda ve tarım fuarını hayata geçirdik. Başta size teşekkür ediyorum. Meclisimizin onayıyla maddi destek aldık, onlara teşekkür ediyorum. Artık o fuar Anamur Boziz Aydıncık Günler hatta Gazi Paşa için alan bir bölgesel fuara doğru gidiyor. Başkanlarımızla işbirliği yapacağız. Ayrıca yan binada bir mescit yapılmış başkanım. Bugün gördük. Teşekkür ediyoruz. Abdest alma yeri de herhalde gelecek ay bu vakite kadar bitecek. Arkadaşların da bilgisine diyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Değerli seyirciler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim ayı birinci meclis toplantısı sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantının önemli olan konularına haber bültenlerimizde ve haber içerikli programlarımızda yer vereceğiz. İlerleyen dakikalarda ve saatlerde diyoruz ve Mersin'de yaşanan gelişmelere devam ediyoruz efendim. Değerli seyirciler, Özgecan cinayeti sonrasında Türkiye'de de bazı şeyler değişti. Ve Özgecan'ın hayatını kaybetmesi bazı alanlarda yeni düzenlemelere gidilmesini çok gerekli kıldı.
Bu düzenlemelerden birisi de toplu taşıma araçlarını kullanan şoförlerin eğitimleriydi. İşte bu konuyla ilgili olarak Mersin Şoförler Cemiyeti'nde bir eğitim programı düzenlendi. Özgecan Aslan'ın ölümünün ardından gündeme gelen toplu taşıma araçlarının şoförlerine yönelik ilk eğitim başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şoförler ve Otomobilciler Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Mersin Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen toplu taşıma aracı kullanım kursunun ilk etabına 120 toplu taşıma şoförü katıldı. 5 gün boyunca devam edecek olan kursta şoförlere davranış bilgisi, diksiyon, ileri ve güvenli sürüş teknikleri, trafik kuralları ve cezalar, yolcu taşımacılığı, acil kurtarma ve ilk yardımla yol ve trafik bilgisi eğitimi verilecek. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, verilen eğitimle üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın bir minibüste hunharca katledilmesinin ardından toplu taşıma aracı şoförlerine yönelik oluşan olumsuz düşüncelerin yok edilmesini hedeflediklerini bildirdi. Mersin'de yaşanan o melun hadise, o insanların tasvip etmediği ve ürkerek, titreyerek anlattığı hadise Mersin'in imajında derin yaralar açtı. Bu yarayı kapatmak sizlerin elinizde. Herkes kendi mesleğine sahip çıkarsa mesleğini kötü gösterenleri bir şekilde dışlarsa bu meslek her geçen gün biraz daha yükselir, yücelir ve insanlar bu mesleğe her zamankinden daha fazla saygı gösterir. Bu sizin ekmek kapınız. O zaman burada anlatılan dersleri özümsemeniz, bizzat hayatınızda kullanmanız. Değerli seyirciler, haberimizi size tekrar ulaştıracağız ama şu sıralarda Ömer Çelik Ankara'da bir açıklama yapıyor yaşanan olayla ilgili olarak ve Ankara'ya bağlanıyoruz. Kenetlenerek tek bir ses verebilmesi bu terör saldırısının amaçlarına ulaşmasını engelleyecek en büyük sonucu doğuracaktır. Nitekim ulusal yas ilan ederek şehitlerimize, korucularımıza ve bu son terör saldırısında kaybettiğimiz vatandaşlarımıza ulusça, milletçe sahip çıktığımızı da gösteriyoruz. Hepimiz açısından çok acı bir gün, çok sıkıntılı bir süreç. Ama şunu da unutmamak gerekir ki devletlerin ve milletlerin hayatında maalesef böyle dönemler oluyor. Bugün düşünmemiz gereken bir yandan cenazelerimizi defnediyoruz. Bununla ilgili olarak AFAD'ın ve diğer birimlerin, Sağlık Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın, Savcılık Makamı'nın çok ciddi ve organize çalışmaları var. Başbakanlık Kriz Merkezi ile bağlantılı olarak. Bu en büyük uğraştığımız konulardan bir tanesi. Çünkü acılı ailelerin bir an evvel cenazelerine kavuşması ve bunları defnetmeleri konusunda gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Nitekim ilgili bakanlıklardaki kriz merkezleriyle süreci yakından takip ediyoruz hepimiz. Biz AK Parti olarak mitinglerimizi askıya aldık. Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız Cuma gününe kadar herhangi bir miting gerçekleştirmeyecek. Cuma gününden sonraki, Cuma günü ve Cuma gününden sonraki birkaç mitingimizi ise bir parti mitingi hüviyetinde olmaktan ziyade normal rutin takvimi içerisinde teröre karşı birlik, dirlik ve kardeşlik mitingleri olarak yapacağız. Bursa'dan itibaren bütün bu çerçevede hepimizin bu acıya sahip çıkması, bu ortak acıyı tarihimizde hiçbir zaman unutamayacağımız, hayatımız boyunca unutamayacağımız bu acıya acıyı paylaşmamız, ailelerle dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Bu bağlamda yaralıların da bir an evvel şifaya kavuşması, daha fazla kaybımız olmaması için de dua ediyoruz. Tabii bu olayın aydınlığa çıkarılması için gereken çalışmalar yürütülüyor. Biz de yakından takip ediyoruz. Başbakanımız, Genel Başkanımız da gereken bilgileri verdi. Belli oranda bu bilgiler MYK'mızla da paylaşıldı. Kuşkusuz şu anda bir takım somut bulgularla ilerliyor bu araştırmalar. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı çok titiz bir çalışma yapıyor. Ama tam olarak adres belli olana kadar, tam olarak bunun kimler tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkana kadar bunları tabii paylaşmak mümkün değil.
Fakat etrafımızda ciddi bir terör organizasyonu var. Suriye'de pek çok örgüt var, bölgede pek çok örgüt var. Bu örgütlerin eylem yapma konusunda belli karakteristikleri var. Dolayısıyla güvenlik birimleri daha çok bu karakteristiklerden yola çıkarak, bu kategorilerden yola çıkarak örgütü tespit etmeye çalışırlar. Ama şunun da farkındayız tabii. Türkiye gibi bir ülkeye karşı DAEŞ, PKK, MLKP, DHKPC, Esad rejimi kaynaklı bazı oluşumlar, bazı bağımsız oluşumlar çeşitli terör faaliyetleri içerisinde bulunabiliyorlar. Bunlar zaman zaman kendi eylemlerini bir takım taşeron örgütlere yaptırıyorlar. Ya da bu örgütler arasında bir eylemi gerçekleştirirken başka bir örgütün eylem biçimini kullanma şeklinde de yöntemler söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla her eylem aynı zamanda zihinlerimizi belli bir konuma ötelemek, belli bir adrese doğru ötelemek konusunda da kendi içerisinde bir proje barındırıyor olabilir. Bu çerçevede de bütün bunlar dikkatle analiz ediliyor, dikkatle bu sonuçlara ulaşılmaya çalışılıyor. Kuşkusuz bir ulusal güvenlik meselesidir, bir milli güvenlik meselesidir. İstihbarat birimleri, güvenlik teşkilatı, emniyet tam bir organizasyon içerisinde bunu devam ettiriyor. Sayın Başbakanımız günlük olarak günlük mesaisinin büyük bir kısmını buna veriyor. Bu kriz merkezini bizzat yönetiyor. Günlük olarak bu toplantıları yapıyor ve bu toplantıların bulgularıyla birlikte gereken talimatlar sıcak bir şekilde veriliyor. Süreç bu şekilde ilerleyecek. Bir, takip ettiğiniz gibi bazı operasyonlar yapılıyor. Bazı ipuçlarına ulaşılmışsa buradan bir takım sonuçlara ulaşılabilir mi diye bu konular takip ediliyor. Bundan sonrasında da bu terörün ulaşmak istediği hedeflere ulaşmaması için, yani günlük hayatı akamete uğratmak, Türkiye'nin siyasi süreçlerini şekillendirmek, Türkiye'nin dış dünyadaki dikkatini dağıtmak, Türkiye'nin odaklanmasını bozmak şeklindeki hedeflerine ulaşmaması için de gereken hassasiyeti gözeteceğiz. Türkiye'nin dirayetle yönetilmesi konusunda herhangi bir zaaf oluşmaması konusunda hepimizin hassasiyeti var. Seçim sürecine giderken tabii ulusal bir yas içerisindeyiz. Bu yasa, bu acıya saygı çerçevesinde bütün siyasi partilerin çalışmalarını sürdürmesi gerekiyor. Ama tabii ki terörün de hayatımızı akamete uğratmasına, Türkiye'nin gerek siyasi hayatının, gerek toplumsal hayatının, gerekse diğer dinamiklerinin teröre endeksli olarak şekillenmesine imkan vermeyecek, zemin oluşturmayacak bir hassasiyeti de ciddi bir şekilde gözetiyoruz arkadaşlar. Bugün MLK'mızda da bunu değerlendirdik. Sizinle özet olarak paylaşabileceklerim bugünkü toplantı sonrası bunlar. Sorunuz varsa alayım arkadaşlar. Buyurunuz lütfen. Hanımefendi. Efendim, çalışmalar yürütülüyor dediniz ama saldırı olduktan sonra ilk iddialardan bir tanesi bir güvenlik zafiyeti olduğuna dairdi. Sizin elinizdeki bulgular en azından böyle bir güvenlik zafiyeti var mı yok mu? Bunu bizimle paylaşmanız mümkün mü? İkincisi dediniz ki bazı terör örgütleri bu işleri taşeron örgütlere yaptırabiliyor. Yani bizim bundan ne anlamamız gerekiyor? Aslında örneğin olayın başında bir IŞİD olabilir ama IŞİD bu işi bir başkasına mı yaptırıyor? Bunu biraz açmanız mümkün mü? Ek tedbirler alınacak dediniz. Ne gibi tedbirler alınacak? Tabii ki. Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Benim söylediğim, yani örgütler bunu bir örgütle yapmış olabilir, bir örgüt koalisyonunda yapmış olabilir, birbirlerinin yöntemlerini de kullanabiliyorlar dediğim şey, bu terör konusundaki, yani uğradığımız saldırı karşısındaki muhtemel seçenekleri sayıyorum size. Hani somut bir bilgiye dayalı olarak soyut bir şey söylemiş olmuyorum. Bu çerçeveden buna bakmak gerekir. Çeşitli şeyler var. Buradaki hassasiyetim şudur. Acele karar vermemek lazım. Yani önemli olan somut bulgulara ulaştıktan ve titiz çalışmaların neticesinden sonra bu karara varmak lazım. Acele bazı adresler göstermek şeklindeki işte bir takım yayınlar ya da bir takım resmi olmayan ağızların yaptığı değerlendirmeler kamuoyunu yanlış bir yere sevk edebilir ve bu doğru olmaz. Şunu herkesin bilmesini isterim arkadaşlar. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Bir güvenlik ve istihbarat zaafı var mı diye. Sayın Başbakanımız tabii ki bu sürecin de bu boyutuyla irdelenmesi gerektiği talimatını verdi. Şimdiye kadarki verilerde, yani bu mitingle ilgili ve diğer konularda alınması gereken tedbirlerin en üst düzeyde alındığı şeklinde bir veri var elimizde. İstihbaratın biliyorsunuz genelde
bir eylem olduğu zaman tabii istihbarat zafiyetinden bahsediliyor ama istihbaratın şu ana kadar yaklaşık son zamanlarda 17-18 tane bu tip olayı engellediğini, yani kamuoyunun bilmediği, kamuoyuna duyurulmamış onlarca olayı engelliyor. Hem emniyet güçleri, hem Milli İstihbarat Teşkilatı, hem jandarma, hem diğer birimler. Ama tabii bunlar kamuoyuna duyulmadığı için böyle bir olay ortaya çıktığı zaman niye bilinmedi denilebiliyor. Bunun pek çok sebebi olabilir. Yani eylemin yapısına göre, bunlar bir takım detaylar, eylemin yapısına göre bu eylemi gerçekleştirenler eğer içerideki bir takım birimlerle irtibat kurmuyorsa, belli bir hiyerarşik yapı içerisinde, örneğin Fransa'daki Charlie Hebdo saldırısı gibi hareket etmiyorsa, bunların tespitinde zorluk olabiliyor. Dünyada son yıllarda maalesef bu şekilde tespit edilemeyen ve çeşitli Avrupa ülkelerinin başkentlerinde o ülkeleri vuran ciddi terör eylemleri oldu. Tabii ki arzu etmezdik böyle bir şeyin olmasını, tabii ki istemezdik. Tarihimizin en kanlı ve en acılı eylemlerinden birisiyle karşı karşıya kaldık. Ama şundan hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Bir yandan bu faillerin bulunmasına çalışılıyor, bir yandan da idari soruşturma da aynı şekilde sürdürülüyor. Dolayısıyla bir zaaf varsa gereği yapılır. Herhangi bir zaaf örtülmez. Çünkü bu milletçe yaşadığımız bir acıdır, milletçe paylaştığımız bir acıdır. Bu konuda bir zaaf varsa bunun üstüne gidilir. Ama herhangi bir zaaf henüz tespit edilmemişse burada da şu anki siyasi sorumluluk teröre karşı tek ses olmayı gerektiriyor. Bunu herhangi bir zaaf konusundaki bulgular ortaya çıktığında gereği yapılacak. Ama o aşamaya gelinmemişse de bunu ana gündem yapmak yerine teröre karşı birlik beraberlik içerisinde tek ses olma konusundaki yoğunlaşmaya devam etmek lazım. Bir de şu önemlidir tabii, her olaydan bir ders çıkarılması gerekir. Artık bu yüzyılın problemi ulusal devletlerle savaştığı bir dünyada değiliz. Artık bir devletin bir devletle savaşma ihtimali son derece zayıflamış durumda. Yeni bir güvenlik konsepti var, yeni bir terör konsepti var. Bu da asimetrik grupların devletlere saldırması. Bakınız, şunu hepimiz dikkate alalım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin iki büyük ülkesi Suriye'de, askerleriyle birlikte, savaş uçaklarıyla birlikte. Ve bunlar soğuk savaşın iki süper gücü. Bunların baş edemediği asimetrik bir grup var, DAEŞ denilen bir grup. Ve bu grupla dünyanın en önemli orduları, bir koalisyon baş etmekte zorlanıyor. Ve bunun giderek de Asya'nın içlerine doğru, Afrika'ya doğru etkinliğinin arttığına dair ciddi raporlar, ciddi analizler yayınlanıyor. Yani asimetrik bir grup petrol bölgelerine hükmediyor, bir takım güvenlikleri tehdit ediyor ve Rusya, Amerika gibi bir takım ülkelerle ve bir takım koalisyon güçleriyle bu savaşı tek başına yürütebiliyor. Dolayısıyla bu asimetrik şeye karşı tabii ki yeni güvenlik konseptlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Bizim açımızdan da mesela bu somut olayda olduğu gibi genelde miting alanının korunmasıyla ilgili bir güvenlik yaklaşımı varken, şimdi miting alanının dışında böyle bir şey meydana gelmişse tabii ki bundan sonrasıyla ilgili yeni yaklaşımlar üretilmesi gerekecek. Zaten bir güvenlik reformu mantığı, istihbarat reformu mantığı zaten bu gelişen her olayla birlikte istihbarat anlayışının ve güvenlik anlayışının güncellenmesini zaten gerektiriyor. Bu zaten kendi içerisinde dinamik bir süreç. Etraftaki terör yapılarının dinamik yöntemler, dinamik bir şeye geçmesiyle birlikte tabii ki bu yapıların da, güvenlik unsurlarının da bu konseptleri geliştirmesi, vatandaşımızın güvenliği için bu yeni yaklaşımları ivedilikle üretmesi ve yürürlüğe koyması gerekiyor. Zaten bunlarla ilgili yürüyen çalışmalar olduğunu biliyoruz. Ama bunun tabii Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki bu tehditler çerçevesinde çok boyutlu olarak sürdürülmesi gerekiyor. Buyurunuz. Sayın Çelik, son gelen rakamlarda ölü sayısında bir artış söz konusu mu? Bir de Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun teklifini de reddettiğini, görüşme teklifini reddettiğini de biliyoruz. MHP Genel Başkanı, daha doğrusu MHP'den gelen meclis olağanüstü toplantısının yönünde bir çağrı var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi rakamlarla ilgili açıklama yapılıyor. Tabii rakamlar konusunda başka siyasi partiler ya da başka gruplar açıklama yaptığı zaman şuna dikkat etmek lazım. Adli tıpta yürüyen bir süreç var. Maalesef bu ağır bir saldırı, işte beşer kiloluk bir takım TNT bombalarıyla bu saldırı gerçekleşmiş, bazı cesetler parçalanmış. Dolayısıyla bunların DNA testlerinin yapılması, bir takım evrensel standartlarda yaklaşımla en doğru sonuçlara ulaşılması için hem adli tıpta titiz bir çalışma yürütülüyor, hem de buna belli bir aşamada savcılık onayı tabii ki gerekiyor. Burada bu tip şeyler konusunda tam bir karara varılmadan,
sayıyla ilgili spekülasyon yapmak doğru değil. Başbakanlık Kriz Merkezi, Sağlık Bakanlığı, doğrudan Sağlık Bakanımız bununla ilgili açıklama yaparlar. Her sorulduğu yerde de söylüyorlar. Zaten düzenli olarak da açıklanıyor. Onun dışında yani rakamlar saklanıyor. İşte bir takım başka bulgular var ama engelleniyor gibi şeyler, yakışıksız şeyler. Söz konusu olan bizim canımız, bizim vatandaşımızın canı, kendi insanımızın canı ve bunun konusunda herhangi bir saklı, gizli iş olmaz. Bu taziye hepimizin taziyesi, bu acı hepimizin acısı. Ama dediğim gibi geniş bir alanda bu çalışma yürütülüyor ve adli tıpta çok titiz bir şey yürütülmesi gerekiyor. O uzmanların bileceği iş. Sağlık Bakanımıza sorulabilir. Aynı şekilde Sağlık Bakanlığından bilgi alınabilir. Başbakanlık Kriz Merkezi'nden bilgi alınabilir. Açık bir şey yürütüyorlar, iletişim yürütüyorlar. Şimdi şöyle bir şey var tabii. Sayın Bahçeli'nin tutumunu normalde yadırgıyorduk bu 7 Haziran'dan beriki süreçte. Önce gece 7 Haziran gecesi çıktı. Her türlü işbirliğine karşı olduğunu söyledi. Ondan sonra epey bir safahat geçti. Şimdi ise seçimden sonra iktidar olabileceğini söylüyor. Tabii MHP tabanına izah edemediği bir durum var. Yani MHP'nin bir tabii siyasi geçmişi var. 40 yıllık bir parti, bir siyasi kökten geliyor. Daha da fazla uzun bir şeyi var, geçmişi var. Geçmişte başka isimdeki partiler tarafından da temsil edildi. Ama tabii MHP'li kardeşlerimizin, MHP tabanının, MHP kurmaylarının çok sık söylediği bir şey vardır. O da şudur. MHP siyaseti demek, işte milliyetçi siyaset demektir, ülkücülerin duruşu demektir diye kendi işlerinde yaptıkları bir şey vardır, sürekli olarak bir değerlendirme vardır. Ve burada MHP tabanı, milliyetçiler, ülkücüler en çok hassas oldukları konu terör konusudur. Sayın Bahçeli'nin de zaten uzun zamandan beri, Sayın Bahçeli Türkiye'ye herhangi bir umut vaat etmiyor, herhangi bir proje vaat etmiyor. Konuşmalarının %80'i negatif ve hepsi de daha çok terörle ilgili şeyler, konuşmalar. Dolayısıyla hadi koalisyon bölümündeki çelişkileri bir kenara bırakalım. Ama bu arada terörle ilgili böyle bir hassasiyet olduğu zaman mantık şunu gerektirir. Sayın Bahçeli'nin bir adım daha önde olmasını gerektirir. Fakat bunun yerine hiç de hoş olmayan bir şekilde tekrar hayır üslubunu yürütmesi ortaya şöyle bir şey çıkarıyor. Sayın Bahçeli 7 Haziran'dan beri kişisel olarak ülkücü ve milliyetçi siyasete ipotek koymuş gözüküyor. Yani geleneksel milliyetçi siyaset, Türk milliyetçiliği siyaseti ve geleneksel ülkücü siyasetle Sayın Bahçeli'nin bir kavgası var gibi gözüküyor. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi gibi partinin terör konusunda hükümetle, devletle dayanışma içerisinde olmaması, Sayın Bahçeli'nin böyle bir daveti reddetmesi bizim siyasi tarihimizde ilk rastlanan bir durum. Milliyetçi hareketin tarihinde, MHP ve önceki partilerin tarihinde de ilk rastlanan bir durum. Böyle bir güvenlik krizi olduğu zaman, Türkiye böyle bir saldırıya uğradığı zaman herkesten önce hükümete destek veren parti Milliyetçi Hareket Partisi olurdu. Bu seferse en geride kalan bir parti. Halbuki Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanı Türkiye'nin güvenliği konusunda, terörle mücadele konusunda, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik bir saldırı söz konusu olduğunda en hassas tabandır. Onların arzusuyla Sayın Bahçeli'nin tutumu arasında açık bir çelişki görüyorum doğrusu. Ve tabii ki doğru bulmuyoruz. Buyurunuz. Efendim, bu Ankara saldırısından bir gün önce MHP liderinin Rize'de bir mitingi oldu. Türk bayraklarıyla bir mitingi oldu. Bu mitinge tabii valilik nasıl izin verdi, nasıl oldu, o süreci bilmiyoruz ama orada kullandığı ifade daha sonra tartışma konusu oldu. Oluk oluk kan akacak ifadesi. Partinizle bir ilişkisi, bağlantısı da sosyal medyada kuruluyor. Hem bu sözleri nasıl değerlendiriyorsunuz hem de partinizle olan ilişkisi nedir efendim? Tabii bizim genel bir prensibimiz var. Bunu çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. Kamuoyu da duysun. Kişilerin ismini zikretmeye gerek yok. Bu kişiler kim olursa olsun. Hatta bazı kurumlar var, bazı organizasyonlar var. Başına ak kelimesini koyarak kendisine işte ocak diyen, dernek diyen ya da bir takım organizasyonlar var. Bunlarla AK Parti'nin hiç bilgisi yoktur. Organik bir ilgisi yoktur, kurumsal bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla bizi bağlayan bir konu değildir bu. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. AK Parti'nin resmi mekanizmaları tarafından yapılmayan hiçbir faaliyetin sorumlusu değiliz. Ha, dışarıda bir sivil toplum örgütü yapmışsa da ancak biz burada Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız ya da AK Parti sözcüsü olarak ben veya diğer yetkili bir arkadaşımız
biz bu organizasyona destek veriyoruz demediği müddetçe bizi bağlayan bir tarafı yoktur. Onun dışında sanki bizimle herhangi bir bu tip faaliyetlerin kim olursa olsun, dediğim gibi somut bir olaydan bahsetmiyorum, kategorik olarak bahsediyorum. Hangi kurum, dernek, kişi ya da kuruluş olursa olsun bizim onayımız olmaksızın, bizim sembollerimizin kullanılması, bize destek verilmesi gibi ya da bizimle herhangi bir bağ içinde gösterilmesi gibi şeyler bizim dışımızda şeylerdir. Biz bu şeyleri reddederiz. Ve biz Türkiye'de genel olarak da üslubumuz şeydir. Biz bir herhangi bir şekilde toplumun önünde ya da başka yerlerde şiddeti özendiren, kan akmasını özendiren her türlü ifadeyi kategorik olarak da reddeden bir partiyiz. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bazı yerlerde de görüyorum, bazı mitinglere, kendi mitinglerimize de gittiğimizde bazı pankartlar açılıyor. Yani şu ocağa, bu ocağa vesaire diyerekten ya da AK ismini kullanarak kendisine bir takım şeyler yapıştıranlar, bu sıfatı alarak, bunlarla partimizin herhangi bir organik ya da kurumsal ilgisi olamaz arkadaşlar. Buyurunuz. Yani bugün basında yansıdı aslında. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan, sizin de katıldığınız, çok sayıda bakanın da katıldığı strateji toplantısının tutanakları yansıdı basına. Acaba buradan şunu mu anlamamız gerekiyor? AK Parti'de bir kulak mı var? Telekulak mı var? Yeniden mi dinleniyor? Bir böcek mi yerleştirildi? Bu kanaatiniz ne yönde? Teşekkür ederim. Evet. AK Parti Genel Merkezi'nin dinlenmesine, AK Parti'deki toplantıların bir takım dış unsurlar tarafından dinlenilip kaydedilip deşifre edilmesine dönük bir takım teşebbüslerle karşı karşıya kalıyoruz zaman zaman. Yani bildiğiniz yapılar var. Paralel yapı başta olmak üzere casusluğu huy edinmiş, hastalıklı bir şekilde casusluk faaliyetinden vazgeçmeyen yapılar var. Ama bunlar şimdiye kadar başarılı olamadılar. AK Parti Genel Merkezi, AK Parti'nin faaliyetleriyle ilgili dışarıya bilgi sızmamasıyla ünlü bir yapıdır, bir binadır. Bu bahsettiğiniz dergideki şeylerin, tutanakların hepsi hayal mahsulü ve kurgu. Bir kere biz toplantı yaptığımız zaman burada bir toplantımızla ilgili bir şey dışarı sızarsa bunu şey yapmaktan da çekinmeyiz. Fakat anlaşılan o ki bir takım Twitter fenomenleri Nokta Dergisi'ne genel yayın yönetmeni olmuş gibi gözüküyor. Burada şunu açık ve net bir şekilde belirtelim arkadaşlar. Bizim strateji toplantılarımızda katılan heyet konusundaki şeyler de yanlış, içerikler de yanlış, oradaki konuşmalar da yanlış, değerlendirmeler de yanlış. Başka bir şey, bir hayal mahsulü olarak bir dizi senaryosu gibi orada bir araya getirilmiş. Ama şunu söyleyeyim, tabii ki bir strateji heyetimiz var. Her hafta onlarca saat çalışma yapıyor. Sadece son iki gün içerisinde neredeyse 10 saate yakın çalıştı. Konuştuğumuz meseleler belli. Seçim sürecini yönetiyoruz. Türkiye'nin büyük meselelerini AK Parti adına bu süreçte yönetmekle görevliyiz. Ya bizim toplantılarımızda not tutulur ama birebir tutulmaz. İkincisi de bu tip casusluk faaliyetlerine karşı hiçbir şekilde hangi sözü kimin dediği yazılmaz. Yani isim koyulmaz bu toplantı tutanaklarına herhangi bir şekilde. Dolayısıyla dediğim gibi hem baştan aşağı hayal mahsulü bir şey, hem de bu bizim yöntemlerimizle bağdaşmayan bir şekilde ortaya konulmuş bir şey. Genel sekreterliğimiz hukuki açıdan da yapılabileceklerle ilgili bir değerlendirme yapıyor. Ama şu şeydir, bizim partimiz açısından da diğer partiler açısından da şöyle bir şey düşünün. Mesela aynı tutanakları alın, bir başka partinin ismini yazın, o partideki önemli isimlerin isimlerini yazın, o parti içinde uydurabilirsiniz benzer tutanaklar. Yani çok bir zeka ürünü bir şey de değil. Ortaya koyulan şeyler son derece yalan. Ama şunu görmek gerekir. Türkiye'de bu tip casusluk faaliyetini huy edinmiş kişilerin faaliyetlerinin hala nasıl devam etmeye çalıştığını ya da bunu bir şey gibi, nedir o, büyük bir buluş gibi, büyük bir haber meselesi gibi sunmaya çalıştıklarını görelim. Yani burada net bir şekilde şunu söylüyoruz. Hayal mahsulü, hiçbir şekilde ciddiye alınmayacak. İlk ve son kere cevap verdiğim bir konu bu. Değerli seyirciler, hükümet sözcüsü Ömer Çelik, Sayın Çelik soruları cevaplandırdı. Ankara'da yaşanan olaya, terör olayına yönelik ve bu konuyla ilgili bilgiler aktardı kendisi ve Mersin'de yaşanan gelişmelere devam ediyoruz efendim. Evet, Özgecan olayından sonra toplu taşıma şoförlerinin eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla çeşitli programlar hazırlandı ve bu programların ilki de Mersin'de Şoförler Odası tarafından uygulanmaya geçildi.
Özgecan Aslan'ın ölümünün ardından gündeme gelen toplu taşıma araçlarının şoförlerine yönelik ilk eğitim başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şoförler ve Otomobilciler Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Mersin Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen toplu taşıma aracı kullanım kursunun ilk etabına 120 toplu taşıma şoförü katıldı. 5 gün boyunca devam edecek olan kursta şoförlere davranış bilgisi, diksiyon, ileri ve güvenli sürüş teknikleri, trafik kuralları ve cezalar, yolcu taşımacılığı, acil kurtarma ve ilk yardımla yol ve trafik bilgisi eğitimi verilecek. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, verilen eğitimle üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın bir minibüste hunharca katledilmesinin ardından toplu taşıma aracı şoförlerine yönelik oluşan olumsuz düşüncelerin yok edilmesini hedeflediklerini bildirdi. Mersin'de yaşanan o melun hadise, o insanların tasvip etmediği ve ürkerek, titreyerek anlattığı hadise Mersin'in imajında derin yaralar açtı. Bu yarayı kapatmak sizlerin elinizde. Herkes kendi mesleğine sahip çıkarsa mesleğini kötü gösterenleri bir şekilde dışlarsa bu meslek her geçen gün biraz daha yükselir, yücelir ve insanlar bu mesleğe her zamankinden daha fazla saygı gösterir. Bu sizin ekmek kapınız. O zaman burada anlatılan dersleri özümsemeniz, bizzat hayatınızda kullanmanız, bunu bir hayat biçimi haline getirmeniz hem sizler için hem Mersin'imiz açısından çok çok önemli. Zaman zaman şoförlerimizin uygunsuz kıyafetlerle dolaştığını, pejmürde kıyafetlerle dolaştığını, saçının sakalının birbirine karıştığını ya da direksiyondayken ya cep telefonuyla konuştuğunu ya sigara içtiğini görüyoruz. Hemen herkes sürücü belgesine sahip. Ama bu sürücü belgesi taşıyan herkes şoför değil. Aslında sürücü belgesi taşıyanlarla şoförleri ayıran bazı özellikler, bazı meziyetler, bazı güzellikler olması lazım. Siz bu işten ekmek yiyorsunuz. O zaman diğer sürücülerden bu meslek size çok daha kutsal gelmeli. Aldığınız eğitimler çok çok önemli. Bakın üniversiteden hocalarımız gelmişler. Size hizmet etmek için çırpınıyorlar. Onların emeklerini, onların gayretlerini boşa çıkarmayın. Onları can kulağıyla dinleyin ve onların size verdiği bilgileri yarından itibaren hayatınızda uygulamaya başlayın. Değerli seyirciler, insanın insana kıyımı değil yalnızca, insanın hayvanlara kıyımı da şu anda bu cümleyi söylerken bile devam ediyor. İşte bu duruma karşı durmak amacıyla toplumda insanların bütün canlılara sevgisini, saygısını var etmek ve var olan bu durumu daha da yüceltmek amacıyla bir farkındalık oluşturma niyetiyle Mersin'in Erdem ilçesinden yola çıkan hayvan hakları savunucusu Semih İdügül, 3 ay içerisinde 10 bin kilometre yol kat ederek Tekirdağ'a ulaştı. Hayvan Hakları Federasyonu temsilcisi ve dizi oyuncusu Semih İdügül, barınaklardaki hayvanların bakım sorunu ve sokak hayvanlarının durumuna dikkat çekmek için motosikletiyle Mersin'den çıktığı Türkiye turu kapsamında Tekirdağ'a ulaştı. Hayvan hakları savunucusu Semih İdügül, üzerinde hayvanlar için biraz vicdan, biraz merhamet yazan motosikletiyle hayvan haklarını gündeme taşımak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla çıkmış olduğu Türkiye turu kapsamında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine ulaştı. Bu hayvanı ben tanımam, etmem. Burada seveni de çok iyi anlarlar, sevmeyeni de. Şimdi ondan mutlusuyum çünkü onu okşayan bir el var. Sıcak bir temas var. Bir sevgi var, sevgi. Ve bu canlar için ben 10 bin kilometredir yollardayım. 3 aydır evime gidiyorum arkadaşlar.
Geçen sene de Türkiye içinde bir 15 bin kilometre yol yapmıştım. Bu sene de bir proje geliştirdim. Mersin'den Bakü'ye hayvan hakları için diye. Aslında hayvan hakları değil, canlar için diye. Bir farkındalık yaratmak, bir kamuoyu oluşturmak, bir de canların sesi olabilmek için. Trakya'da bütün Veburgaz, Kırklareli, Edirne, oradan tekrar indim aşağıya, Çanakkale, İzmir tarafına gittim, İzmir'e gittim. Bayramda İzmir'deydim. Oradan 4 Ekim kutlamaları için Ereğli'ye, Zonguldak Ereğli'ye davet edilmiştim. Tekrar oradan Balıkesir üzerinden bu yine gördüğünüz işte kırık dökük motorla oraya gittim. Burada hayvan barınağını dolaştım. Burası zaten barınak değil, bir bakım evi. 2,5 ay oldu, 3 aya yakındır ben uzaktayım. 10 bin kilometre hemen hemen yol yaptım. Ve de Tekirdağ'dan daha buradan tekrar yine İzmir. İzmir'den bütün Ege. Ege'den de artık Akdeniz diyerek bütün Türkiye'yi tamamlayarak eve gitmeyi planlıyorum. En büyük kanun, en büyük yasa insan içindeki insanlık ve vicdan merhamettir. Bu olmadıktan sonra istediğiniz yasayı, tasayı ortaya koyun. Hiçbir netice alamazsınız. Değerli seyirciler, Mersin'de doğuştan engelli bir çocuğun çocuk yoğun bakımında tedavisine devam etmesi gerekiyor ama ne Mersin'deki hastanelerde ne de civardaki illerdeki hastanelerde çocuk yoğun bakım ünitelerinde yer yok. Aile ise yer aslında var ama çocuğumuz engelli olduğu için hastanelere kabul edilmiyor iddiasında bulunuyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde doğuştan solunum yetmezliği nedeniyle felç olan 6 yaşındaki Diren Deniz Sevim'in rahatsızlanınca götürüldüğü hastane ve çevre kentlerde çocuk yoğun bakım ünitesi bulunamayınca erişkin yoğun bakıma alındığı açıklandı. Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 3 aylık tedavi sürecinin ardından pazartesi günü taburcu edilen 44 yaşındaki Mehmet Sevim ve 37 yaşındaki Rabia Sevim çiftinin tek çocuğu olan Diren Deniz Sevim 2 gün sonra fenalaşınca Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diren Deniz Sevim acil serviste yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alınmasına karar verildi ancak 112 acil servis aracıyla yapılan araştırmada Mersin ve çevre illerde boş çocuk yoğun bakım ünitesi bulunamadı. Bu gelişme üzerine küçük kız hastanenin erişkin yoğun bakım ünitesine alınarak tedavisi burada devam ettirildi. Baba Mehmet Sevim, Erdemli Devlet Hastanesi'nde çocuk yoğun bakım ünitesi olmadığı için Türkiye genelindeki hastanelere bildirildi ancak kızıma yer bulunamadı dedi. Çocuğuma ben yoğun bakım istiyorum. Türkiye genelinde bütün yoğun bakımlar doluymuş. Yani aslı yoktur, engelli olduğu için hiçbir hastane istemiyor. O yüzden ben yoğun bakım istiyorum. Türkiye'nin neresinde olursa olsun. Bunu büyüklerime de sesleniyorum. Engelli. Yatalak, felçli, solunum cihazına bağlı olarak yaşıyor. Engelli diye kabul etmek istemiyorlar yoğun bakımı. Ölsün diyorlar. Yani ölüme terk ediyor yani. Sağlık Bakanlığı'nı da aradım. Gece 2'den bu yana hala yer boşalacak, yer boşalacak. Yani Türkiye genelinde hiç yoğun bakımda yer yok mu yani? Yani Türkiye'nin neresi olursa olsun oraya götürmeye ben razıyım yani. Tek istediğim benim yoğun bakımda tedavi olması. İyileşip ondan sonra yani bu şekilde ben evde bakamam. 3 gün önce taburcu edilen yoğun bakıma geri gitmesini istiyoruz. Nerede kalıyordu? Eve Mersin, gönderdiler. Mersin Çocuk Hastanesi'nde kalıyordu. Çocuk Hastanesi, evet. Onun pazartesi işte bugün pazartesi taburcu ettiler. Dün gece de ettiği günden beri saturasyonu düşüyor. Dün gece ölüsünü getirdik. Doktorlar evde bu şekilde cihazla yaşayacak diyor. Hastane yöneticisi Doktor Yahya Efe, 112 acil aracıyla Mersin ve çevre illerde yapılan araştırmada çocuk yoğun bakımlarında boş yatak bulunmadığını ve araştırmanın devam ettiğini söyledi. Efe, bu gelişme üzerine hastanın ikinci basamak yoğun bakım ünitesine alınarak tedavisine başlandığını, Mersin'de ve civar illerdeki çocuk yoğun bakım ünitelerinde bir boşluk yaşandığında hemen oraya sevk edileceğini söyledi. Değerli seyirciler, futbola da değinelim. Mersin İdman Yurdu milli maçlar arası çerçevesinde Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'la karşılaşacağı maça hazırlık amacıyla PTT birincilik ekiplerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'la hazırlık maçı yaptı.
Mersin İdman Yurdu milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Gaziantep Belediyespor'la hazırlık karşılaşması yaptı. Mersin İdman Yurdu hazırlık maçında PTT 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'la hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u kendi evinde konuk edecek olan Mersin İdman Yurdu, milli takım maçları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'la hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. İkinci yarıda da takımların vermiş olduğu mücadele sonuç getirmezken karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi. Bu arada Mersin İdman Yurdu'nun yeni transferi İshak Promise ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Yıldız oyuncu Mersin İdman Yurdu taraftarlarından alkış aldı. Değerli seyirciler, ülkemizdeki şike soruşturmasında Mersin İdman Yurdu futbolcusu Wederson'un adı da geçiyordu. Wederson da bu soruşturmada, bu davada beraat etti. Yenilenen şike davasının 6. ve son duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savcı Abdullah Mirza Coşkun, bir önceki duruşmada aralarında Mersin İdman Yurdu futbolcusu Gökçek Wederson'un da bulunduğu sanıklar için beraat istemişti. Mahkeme sanıkların suç örgütü kurmak ve şike suçlamalarından beraatine karar verdi. Ayrıca tüm DVD ve tapelerinde imhasına karar verildi. Kararlar oy birliğiyle alındı. Futbolda şike davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanığın şike ve örgüt suçundan beraatine karar verdi. Değerli seyirciler, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu genellikle Mersin İdman Yurdu'na ceza verirdi. Bu kez Mersin İdman Yurdu'nu uyardı ama kırmızı şeytanlara ceza verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 8 Ekim 2015 tarih ve 20 sayılı toplantısında almış olduğu kararları açıkladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Mersin İdman Yurdu'na uyarıda bulunurken kırmızı lacivertli taraftarlara da ceza verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun yapmış olduğu açıklama şöyle. Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü'nün 02.10.2015 tarihinde oynanan Medikana Sivas Spor Mersin İdman Yurdu Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezasıyla cezalandırılmasına ve Futbol Disiplin Kurulu'nun 53 Taksim 2. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir denildi. Ve değerli seyirciler, İçel Gündemi programımızı İçel TV'de ve Radyo Klas'ta bugün de sona erdiriyoruz. Mersin'de yaşanan gelişmeler en yalın haliyle İçel TV'de. Bizde kalın. Hoşça kalın efendim.